Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok sevdiği, sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet bugün diyoruz ki bana özürle gelir mi? Benden özür diler mi? Ve İskambil desteme soracağız. İskambil destesiyle benden özür dileyecek mi açılımı yapacağım? Sizlere özel, çünkü İskambil açılımı çok seviyorsunuz. O yüzden çok da istek aldığı için ben de mümkün mertebe diğer konularla da bağlantılı İskambil açılımı yapmaya çalışıyorum sizlere. Evet, haydi bakalım, aklımdaki kişi benden özür dileyecek mi ya da özür enerjisiyle bana gelecek mi sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım, şöyle bir kartlarıma odaklanın, bir rezone olun ve kartlarıma sorun bakalım. Evet, aklımdaki kişi benden özür dileyecek misin, bana özürle gelecek misin diye bir sorun bakalım. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve tabii ki kanalıma abone olarak, beğeniler bırakarak, tabii ki yorumlar yaparak da bana destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden de bunu yapan herkese, kanalıma abone olan, beğeniler bırakan, yorumlar yapan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, haydi bakalım. Şimdi kartlarıma odaklandık, rezone olduk. Hemen bakalım bakalım aklımdaki kişiyle bağlantılı ne diyoruz? Evet, bana özürle gelecek mi diyoruz, bakalım özürle gelecek mi, özür dileyecek mi? Evet, kartlarımızı açalım bakalım. Evet, şimdi hazır mısınız canım gönül dostlarım? Evet, şimdi ilk olarak niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı gelen mesajlarla başlamak istiyorum. Şu anda niyet ettiğiniz kişinin gerçekten ölüm kederi gibi keder ettiğini, yani şu an hem psikolojik olarak, hem maddi ya da manevi olarak, hem de belki de hayatındaki ilişkilerde, aşk hayatında sizinle başta olmak üzere, belki evlidir, belki hayatında başka biri daha vardır ya da ailesi, anne baba kardeşleri gibi, yani genel anlamda ilişkileriyle bağlantılı da sorunlar yaşadığını, sonuç itibariyle son derece sıkıntılı ve mutsuz bir durum, ruh hali içerisinde olduğunu verdi kartlarım. İlk etapta gelen mesaj bu. Hemen akabinde gelen diğer mesaj da der ki şu anda evet kendi hanesinin içinde kendi düşünceleriyle, kendi fikirleriyle, kendi kendisiyle bir hesaplaşma, kendi kendisiyle bir mücadele içerisinde. Evet, kendi içinde belki kendi yaptıkları, yaşadıkları ya da yaşattıklarıyla ilgili kendisini sorguluyor. Böyle düşüncelerinde bir mücadele ve savaş veriyor. Bu muhtemelen belki de size gelmekle ilgili, özür dilemekle ilgili bir mücadele de olabilir. Çünkü kendi içinde yaptığı düşünceleri ve fikirleriyle bir savaşın içerisinde kaldığını veriyor kartlarım. Şimdi
kendi kendisine, bakın, kendi hanesi, kendi yatağı, kendi düşünceleri, kendi lafları. Yani eğer ki niyet ettiğiniz kişinin işte hayatında başka biri var, yok işte şununla, yok bununla gibi düşünceler ya da enerji içerisindesiniz, bir kere bunu derhal iptal edin. Böyle bir şey yok. Şu an tamamen kendi kendisine kalmış bir kolektif enerjinin niyetindeki kişi görüyorum burada. Tamamen kendisiyle kalmış, tamamıyla kendisiyle hesaplaşan, kendi hanesinin içinde, bakın, kendi lafları, kendi düşünceleri, kendi fikirleri, hatta yatağına yattığı zaman böyle belki de o düşünceler ve fikirler yüzünden böyle bir sağa bir sola dönen, bir türlü gözlerine uyku bile girmeyen bir karakter görüyorum burada, hem de gayet net ve açık bir şekilde. Ve kendi konuşmaları ve kendi laflarında hastalık enerjisi var. Yani etrafına işte birileri, arkadaşlar işte şunu yapalım, bunu yapalım dedi. Yok ben gelemem, yok ben hastayım, yok ben şöyleyim, yok ben böyleyim. Yani halsizlik, hastalık, yani böyle bir negatif enerji var üzerine. Yani negatif enerji deyince hani büyüye müye de yormayın, yani kendi içinde yaşadığı hem sağlık problemi var, fiziksel, psikolojik, her türlü bayağı böyle bir, hani neresinden tutsanız böyle elinde kalan bir kişiye niyet etmişsiniz. Yani bayağı böyle bir perperişan bir karakter var şu an karşımda. Devam edelim bakalım. Şimdi en son bir haber ve iletişimden sonra aranızda bir gözyaşı yaşanmış. Şimdi bu haber ve iletişim ama ondan size geldi. Ama sizden ona gitti. Şimdi bu illa yazışma olarak da değil. Belki karşılıklı bir konuşma, iletişim. Belki işte size bir mesaj attı. Belki ne bileyim görüntülü aradı konuşurken bunu yaşadınız gibi gibi gibi. Ya da yüz yüze konuşurken konuşma üslubunda, iletişim dilinde sıkıntı vardı ve siz burada üzüntülü, kederli bir durum yaşamışsınız. Üzülmüşsünüz, gözyaşı dökmüşsünüz, hatta belki hayal kırıklığı bile yaşamışsınız. Hani bir şey beklediğiniz ya da istediğiniz gibi olmamış ya da sizi şaşırtmış da olabilir. Şimdi burada böyle bir üzüntüden kaynaklı da zaten belki sizin beklediğiniz bir özür de var. Hani sizi şaşırttığı için, sizi belki üzdüğü için, hani gelsin benden bir özür dilesin en azından diyorsunuz. Şimdi bunu zaten laflarına koymuş. Bak, laflarında var, konuşmalarında var niyet ettiğiniz kişinin. Ha, bu konuşmalarında nasıl bir şey var? İşte böyle bir yemekli içmekli bir ortam, işte ben ona giderim, ne bileyim bir çay kahve içerken konuşurum. Ya da işte o bana gelir, bir çay kahve içerken konuşuruz. Ya da ne bileyim bir restoran, bir kafeterya, bir yerlerde oturduğumuzda bu konu hakkında konuşur, ortak bir noktada buluşuruz niyeti ve düşüncesi içerisinde. Ama hemen şöyle yapalım. Evet, şu an enteresan bir şekilde, bakın, niyet ettiğiniz kişinin yoluyla sizin yolunuzun çok tesadüfi bir şekilde birleşeceğini veriyor kartlarım. Yine ayrı ayrı yollarda geldiniz. Biriniz deniz yolunda, biriniz deniz olmayan bir yolda. Bakın, farklı yollarda geldiniz. Ha, ikiniz de aynı yerdeyseniz, mesela ikiniz de deniz olan ya da olmayan bir yerde olabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle her ikinizin yolu nerede birleşiyor biliyor musunuz? Bir akşam yolunda birleşiyor. Yani siz bir gece buluşacaksınız ya da böyle hava karardığında, karanlıkta, yani iş yerinizin önüne gelebilir, efendim okulunuzun önüne gelebilir, efendim işte bir akşam kapınıza gelir, sizi alır, bir yere gidersiniz ya da siz bir yerde otururken o oraya gelir gibi gibi gibi. Yani şimdi bunlar tabii ki benim örneklemelerim, ama hani siz başka bir şekilde de yaşayabilirsiniz, ama sonuç itibariyle burada bir akşam yolunda, bir gece, gece böyle hani hava karanlık, yani karanlıkken sizin bir yolda birleşeceğiniz, yani aynı yol güzergahında, hani hem mecazi olarak hem reel olarak aynı yolda buluşacağınızı veriyor kartlar. Şimdi şuradan alacaktım. Kız, şaşırdım, heyecan yaptım ben de. Heh, şöyle alayım. Evet. Ay, çok sevineceksiniz. İnanılmaz bir sevinç var. Özellikle bu sevincinize
etken olarak önceden de gelecek bir haber. Hani belki de onun özür dileyeceğine dair ya da pişman olduğuna dair, belki ortak bir arkadaşınız var ise ya da ortak sevdiğiniz bir kişi var ise aranızda, işte bir erkek arkadaşınız olur, bir kız arkadaşınız olur, her neyse, belki de karı koca ya da sevgili de olabilir bunlar. Size önden haberini verecek, işte çok pişman gelecek, özür dileyecek, bak ona göre hazırlıklı ol gibi sizi böyle bir önceden hazırlayabilir. Ha böyle bir şey yoksa da siz bunu hissedebilirsiniz. Yani işte ne bileyim, engel kaldırmasından olur, size bakmasından olur, ne bileyim böyle bir hareketinden, mesela aynı iş yerindesinizdir de bir bakışından anlarsınız ya da aynı okuldasınızdır da bir tavrından anlarsınız gibi gibi gibi. Ama böyle bir durumun farkına zaten varacaksınız. Ha, bu da size inanılmaz bir sevinç ve mutluluk olarak gelecek. Evet, düşüncelerinde ve fikirlerinde ama sizin ona haksızlık yaptığınız var. Çünkü bakın, çok enteresan. Şimdi burada bakın, diyor ki aslında ben evet bazı şeyleri abartmış olabilirim, yanlış yapmış olabilirim. Bak, muhabbetinde, aşkında, sevdasında sizin düşünceleriniz, sizin fikirleriniz var ama sizin yüreğinizde, kalbinizde başka birinin maddi ya da manevi olarak enerjisini taşıdığınızı ya da başka birini düşündüğünüzü ya da şöyle diyeyim, amiyane tabirler, affınıza sığınarak söyleyeyim, onu aldattığınızı ya da ihanet ettiğinizi gibi düşünceler içerisinde böyle bir paranoyaya bağlamış kendi içinde. Hani böyle bir şey vardır, yoktur. Tabii bunu en iyi siz biliyorsunuz. Ama burada niyet ettiğiniz kişi o kadar paranoyaya bağlamış ki aslında siz ona bu enerjiyle giderken o da size bu enerjiyle gelmiş. Yani kısasa kısas gibi yani. Hani sen böyle yapıyorsun ama asıl sen böyle yapıyorsun gibi. Hani birbirinize aha bu ihanet enerjisi, tabii illa bir kadın bir erkek olarak da düşünmeyin. İşte sen beni yarı yolda bıraktın derken o diyordur ki size hayır, asıl sen beni yarı yolda bıraktın. İşte benim sana ihtiyacım varken yanımda değildin diyorsanız, diyor ki aklınızdaki kişi hayır, asıl benim sana ihtiyacım varken sen gelmedin gibi gibi. Yani burada bir de böyle bir inatlaşma da söz konusu. Şimdi burada bak, burada şu an yüreğinde, kalbinde o enerjiyi taşıyor. Bir de böyle size karşı bir boynu bükük, bak bir boynu bükük, bir ezikliği var sizin karşınızda. Hani bu belki sizin güçlü duruşunuz olabilir, sizin hayata karşı tavrınız, duruşunuz ya da ona karşı olan hani netliğiniz de hani biraz onu üzüyor olabilir, bilmiyorum. Ama burada böyle bir şeyin de varlığını gördüm, böyle bir durumun varlığı var. Ayrılık enerjisi geldi. Şimdi bu ayrılıktan kaynak, ay sizde çok var. Size o kadar böyle aslında hani yine çok affınıza sığınarak söylüyorum, böyle kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsunuz ama belki bu ayrılık, belki bu dargınlık, belki o size yaşattığı hani üzüntü, hayal kırıklığı sizde bayağı bir etkili olmuş. Hani hakikaten kendi içinizde, sizi kendi kendinizle kavga ediyorsunuz. İşte ben buna nasıl izin verdim, ben bunu nasıl kabul ettim ya da ben buna nasıl sustum ya da ben buna nasıl bir cevap veremedim gibi. Hani kendi içinizi yediğinizi çok net bir şekilde kartlar zaten söylüyor. Ama şunu söyleyeyim, bakın aslında size özür enerjisi de gelecek. Özür de dileyecek ama ben sizde ne gördüm biliyor musunuz? Canım gönül dostlarım, yapmayın, kavga gördüm, kavga gelsin benden özür dilesin, bak ben ona neler yapacağım kafasındasınız. Bence bunu yapmayın. Bazen böyle işte arayacak videolarımda işte aradı ama açmadım diyorsunuz ya. Ay nasıl gülüyorum ya, alemsiniz. Hem arasını istiyorsunuz hem açmıyorsunuz. Şimdi burada size özürle gelecek. Özürle, özürle geldin ama dur ben senin şöyle bir sağdan soldan bir de ben tokatlayayım, yapmayın. Çünkü gerçekten aklınızdaki kişi bu özür enerjisine girmiş. Sizin de düşüncelerinize, fikirlerinize gelse bak ben ona o özrü dilediğinde bak ben de ona neler yapacağım mantığındasınız. Unutmayın canım gönül dostlarım, boş yerin iyilik iyidir.
iyilik iyidir. Siz iyi olun. Özür enerjisi geleni de tabii ki önce Allah affetsin diyoruz biz. Her zaman olduğu gibi tabii suçunun ve kabahatinin büyüklüğüne göre. Ama eğer ki bir özürle gelecekse de bence sevgiyle alın, kabul edin. Hiç o kavga enerjisine, o kötü enerjiye ne kendinizi ne karşı tarafı hiç sokmayın. Tamam mı? Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Eme. Evet, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.